öyle yaptı ki bence İran ve Maliki o dönemde bunu maalesef sanki Saddam'ın yapmış olduğu zulmü, yani Sünnilere de yaptı ama Şiilerle Kürtlere çok yaptı biliyorsunuz. Adeta Saddam'ın yaptığı zulmü Sünnilerin tamamı yapmışa çevirdiler. Ve önemli siyasi figürler siyaset sahnesine çıkamasınlar diye, yani bunlar bağızcı mağazcı değil, bunlar da, bu Sünniler de Saddam'dan çok çekmiş adamlardı. Fakat onlara Saddamcı damgası vurdurdu. Bağızcı damgası vurdurdu. Sünni taban, yani biraz önce en son siz dediniz ki Sünnilerle de sanki El-Kaide veyahut da IŞİD bir koalisyon kurmuş gibi bir şey anlattınız. Söylemek istediğim şu, o dönemde kendi güvenlikleri, kendi yaşamsal ihtiyaçları hiçbir surette merkezi yönetimin kurumları tarafından karşılanmayan ve zulüm çeken Sünni halk ehven-i şer olarak, bu çok önemli, hakikaten kötülerin içerisinde herhalde daha iyi bu diye IŞİD'e boyun eğmek zorunda kaldı. Oluşumunu ve Sünnilerin bir nevi ehven-i şer olarak IŞİD'e dönmelerini ifade etmemdeki neden şuydu açıkçası. Şimdi büyük ülkeler bir araya geldiler, IŞİD'e karşı savaş açtılar. Aşağıya Rusya geldi ayrıca, İran geldi. Olay ciddi biçimde komplike, Amerika IŞİD'e vuruyor filan falan. Fakat özde siz bir terör faaliyetini yok etseniz, yani hemen hemen yok olacak kadar indirseniz dahi, eğer, şunu söylemeye çalışıyorum, eğer orada o bölgelerde yaşayan Sünnilerin güvenliğini, yaşam için siyasi kurumsallaşmasını, lokalitelerde kendi kendilerini idare etmesini, bakın daha önce 2010 yılında mesela baktılar ki şeyler, Sünniler Irak'ta, Şiiler bunların dediklerini yapmıyorlar, taleplerine sırt çeviriyorlar. Federal bölge kuracağız dediler. Bu da önlendi Şiiler tarafından. Söyledikleri de şuydu. Dediler ki kardeşim, Kürtlerin bölgesi yok mu? Var. Ve Kürtler bal gibi kendi bölgelerinde gayet güzel bir yaşamı kurdular. Ve kendi güvenliklerini de sağlıyorlar. Ya bırakın, biz de Sünniler olarak o zaman bu bölgelerde şunu da biz şöyle yapalım. Hayır denildi. Ve Allah kahretsin, hep bunlar neyle bağlantılı tabii biliyorsunuz. Uşan Bey, her şey petrol.